Dünyanın hiçbir yerinde İmralı cezaevi adası gibi tecrit edilmiş, izole edilmiş bir cezaevi bulunmamaktadır. Belki önümüzdeki dönemlerde demokrasi tarihinde çok da atıfta bulunacak İmralı cezaevine bir düşünce özgürlüğünün nasıl yasaklandığına ilişkin, ifade özgürlüğünün nasıl yasaklandığına ilişkin, tecritin, insanlık dışı tecritin nasıl uygulandığına ilişkin tarihte yerini bulacaktır. Ve e, bugün bu tecriti bu zulmü uygulayanlar mutlaka mahkum olacaktır tarihte. Şimdi uzun süredir tecrite ilişkin eylemlerimiz devam ediyor. Uzun süredir Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasına ilişkin taleplerimizi dile getiriyoruz. Ama iktidar bu talepleri görmezden geliyor ve her seçim döneminde İmralı ile görüşmeleri bir pazarlık konusu haline getirmeye çalışıyor. Tecrit cezaevindeki bütün siyasi tutsaklar üzerinde e, uygulanıyor. Bu da toptan ülkedeki siyasetin kötüye gitmesine ve sorunların daha da katmerleşmesine sebebiyet veriyor. Tecritte ısrar edenler aslında bu ülkenin kendisine ihanet edenlerdir. Tecritte ısrar edenler bizleri bölücülükle suçlayanların ta kendisidir aslında. Bölücülüğü yapanların ta kendisidir. Kim ki Kürt sorunun çözümünde bir çözümü ortaya koymak yerine çözümsüzlüğü dayatıyorsa kim ki bu ülkede Kürt sorunu demokratik ve müzakere yöntemleri değil de şiddetle bastırmaya çalışıyorsa bu ülkeye en büyük kötülük kendisi yapıyor. Bu ülkedeki en büyük bölücü de kendileridir. Bütün dünyada olduğu gibi bu sorunlar nasıl demokratik bir çerçevede müzakere yoluyla çözülüyorsa burada da Kürt sorunu müzakere yöntemleriyle çözülmesi gerekiyor. Türkiye'deki bütün halklar aslında sorunun çözme yönteminin bir müzakere yöntemiyle olması gerektiğine inanıyor. Kürt sorunun kendisiyle ülkedeki bütün sorunlar birinci dereceden bağlantılıdır. Çözülmediği takdirde bu ülkede ekonomik sorunlar da çözülmeyecek, özgürlük sorunları da çözülmeyecek.